Herkese günaydın. Ben de iyi bir kurs, iyi bir kadavra kursu diliyorum. Tabi bu sunumları hazırlarken Eray Hoca bize daha çok böyle ders formatında yan dal öğrencilerine, asistanlara ve uzmanlara yönelik olsun. Dolayısıyla ben de her iki sunumumu da bizim klasik kitaplarımızdan aldım. Novak'ın 2019 serisi, işte Berek Onkoloji'nin 2021 yeni basımı, işte Williams Jinekoloji gibi böyle karma bir şekilde bunlar sabit textbook bilgileri. Ben vajen kanseriyle başlayıp serviks kanseriyle hızlıca bitirmeye çalışacağım. Vajen kanseri son derece nadir görülen bir kanser. Daha çok böyle postmenopozal dönemde ve bütün genital kanserlerin %2 ve 3'ünü oluşturuyor. Vajen kanseri deyince tabii en sık histopatolojik tipimiz bizim yassı hücreli karsinom dediğimiz %80-90'ını bu oluşturuyor. Vajen kanserine baktığımızda bakınız 5 yıllık sağ kalım süresi %50'lerde. Yani nadir ama öldürücü bir kanser. Erken evrelerde ki bunu yakalayamıyoruz, daha çok evre 2'den itibaren yakalıyoruz. Erken evrelerde yakalarsak %75'lere varan bir sağ kalım oranı var. Metastatik ve primer vajen kanserinin ayrımını iyi yapmak lazım. Biri size sınavlarda sorduğunda en sık vajen kanseri nedir? Metastatik vajen kanseri diyeceksiniz. Ve metastaz da deyince daha çok aklımıza serviks geliyor. Ama en sık primer vajen kanseri lafında sukamöz hücreli kanseri cevap olarak seçeceğiz. Şimdi vajen kanseri aslında bir Figo'ya göre ekartasyon tanısıdır. Yani sizin bir kansere vajen kanseri demeniz için serviks ve vulvanın normal olması lazım. Figo der ki eğer bir kanser serviksten vajene uzanıyorsa bunu serviks kanseri gibi düşünmek lazım. Öyle tedavi etmek lazım. Hem vulvada hem vajende kanser varsa bunu da vulva kanseri gibi değerlendirip vulva kanseri gibi tedavi etmek lazım. Şimdi vajen kanseri ve serviks kanseri ilişkisine baktığımızda vajinal kanserli kadınların %30'unun 5 yıl içerisinde serviks kanserinden dolayı tedavi edilmiş olduğunu literatür bize söylüyor. Ve klasik kitaplarda şu 5 yıl lafı çok sık vurgulanıyor. Yani serviks, biz vajen kanserine primer demek için eğer hasta serviks kanseri geçirmişse en az kaç yıllık bir süre geçmesi lazım? 5 yıllık bir süreden bahsediyor klasik kitaplar. En az 5 yıl süre geçmişse ve yeni bir vajende kanser ortaya çıkmışsa buna vajen kanserinin birinci lezyonu diyebiliriz. Şimdi servikal kanserlerden sonra vajinal kanser oluşumu için 3 tane olası mekanizma var. Birincisi, evet, serviks kanserini tedavi ettiğimizde biliyorsunuz serviksle vajen zaten bitişik organlar. Burada vajinal epitelde rezidü bir hastalık kalıyor. Daha sonra bu birinci mekanizma. Üçüncü mekanizmaya bakarsak serviks kanserinden sonra aldığımız radyoterapinin etkisiyle vajen kanseri ortaya çıkıyor. Bu ikinci mekanizma. Üçüncü mekanizma, ikinci mekanizmaya da baktığımızda bu alt genital sistem serviks kanserinden sonra kansere karşı bir duyarlılık gelişiyor ve burada da HPV etkisiyle birincil bir vajen kanseri ortaya çıkıyor. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi etiyoloji ve taramaya baktığımızda tabii vajen kanseri etiyolojisinde burada da serviks ve vulvada olduğu gibi HPV var. Özellikle genç bayanlarda HPV etkisi literatürde ortaya çıkartılmıştır. Ama daha ileri yaşlı bayanlarda HPV etkisinin olmadığı söyleniyor. Rutin bir tarama sistemi yoktur vajen kanserinin. Yani simirle bakıyoruz. Özellikle benim bir nedenden dolayı histerektomi yaptıysak vajen kaf simiri almıyoruz. Vajeni taramıyoruz. Ancak daha önce CIN2-3 vulva ve serviks kanseri almış yüksek riskli gruplarda biz vajen kanserini ne yapıyoruz? Tarıyoruz. Daha çok simir yapıyoruz. Bakın aynısını yazdım buraya. Kitap diyor ki literatürde böyle vajen kanseri daha çok multisentrik yani multimerkezli olabiliyor. Dolayısıyla bütün vajen mukozası burada risk altında. Onun için bir manuel muayene, tuşe, vajinal palpasyon çok önemli. Özellikle yüksek risk grubu olanlarda bunu mutlaka uygulayın. Tarama amaçlı işte simir ve ek olarak. Kliniğine baktığımızda %15 oranında vajen kanserinin asemptomatik olduğu yazılıyor. Ama en sık şikayetler işte ağrılı, ağrısız vajinal kanamalar, kanlı akıntılar, özellikle ileri evrelerde hematürüler, idrar retansiyonları, hatta vajen arka duvarını
tutuyorsa kabızlıkla, tenesmusla, gaytada, kanlı dışkılamayla karşımıza gelebiliyor. Elbette ki tanıyı zaten biyopsiyle koymak gerekiyor. Daha çok bu vajen kanseri bu üst posterior tarafa yerleştiğini bilmekte fayda var. Demin de söyledim, dikkatli vajinal palpasyon, muayene çok önemli. Çünkü mesela clear cell gibi adeno kanserler submukozal da bir büyüme paterni gösterebiliyorlar vajen kanseri için. Yayılım yollarına baktığımızda en sık komşuluk, yani etrafına yayılıyor. Mesaneye, rektuma, yukarı doğru endometriuma ve servikse yayılabiliyor. Lenfatik yayılımına baktığımızda biliyorsunuz vajenin üstüyle altının embriyojenik gelişimi farklı. Alt tarafı urogenital sinüsten kaynaklanıyor, alt 1/3'ü. Üst tarafı daha çok müllerian yapılardan geliştiği için lenfatik drenajları ayrı yerlere olmakta. Hematojen yayılımla da akciğer, karaciğer ve kemiğe gibi yapılara yayılıyor. Bildiğiniz gibi alt vajeni tutan bir kanser daha çok kasık bölgesine, inguinofemoral bölgeye metastaz yapar ama üst vajendeki lezyonlar batın içine, pelvise, lenfatik yayılım gösterirler. Vajen kanserinin evrelemesine baktığımızda biz klinik olarak evrelendiriyoruz. Yani vajen kanserini genel anestezi altında tüşe ile klinik olarak evreliyoruz. Görüntülemeyi de kullanabiliyoruz. CT, PET, MR gibi yapılar. Bunu daha çok hastalığın yaygınlığını ve tedavi şeklimizi belirlemede kullanıyoruz. Ama bu görüntüleme tetkiklerinin çok fazla evrelemede yeri yok. Mikroinvaziv kanser aşaması yoktur. Çünkü vajen kanseri oldukça nadir bir kanser ve bu kanserle ilgili böyle çoğunu zaten evre 2'den sonra yakalıyoruz. Dolayısıyla mikroinvaziv aşamada bunu tespiti var mı böyle bir şey? Bunu şu anda çok bilemiyoruz. Evreleme, Figo evrelemesini ben şurada tek tek size anlatayım. Her kanserde olduğu gibi evresim, evre 1'de organa sınırlı. Yani vajen duvarına sınırlı bir evreleme vardı. Bunu da TUS gibi, Yandal gibi bilim sınavlarında son derece karşımıza çıkıyor. Evre 2 burada subvajinal dokuya invazem, evre 2. Evre 3 çok önemli. Bakın pelvik yan duvara, yani kemiğe kadar yayılımın olduğu dönem evre 3'tür vajen kanserinde. Evre 4'e baktığımızda işte mesane ve rektum tutulumu olduğunu görüyoruz. Bakın klasik kitapta şöyle bir şey var. En sık histolojik tipinin squamous kanser olduğunu söyledik. Ama bazı Türkiye'deki bilim sınavlarında bunu bırakıyorlar. İkinci, üçüncüye iniyorlar. Adeno kanserler bir grup olarak, clear cell kanser dahil, İkinci sırayı yeri alıyor. Bazı kitaplarda malign melanom diyor ama bunu referans almak lazım. Malign melanom bakın sarkomlardan sonra geliyor neredeyse 4. sırada. Dolayısıyla bu önemli bir bilgi olabilir. Günlük pratiğimizde bir faydası yok ama bunlar soru olarak karşımıza Yandal'da, TUSMUS benzeri sınavlarda gelebiliyorlar. Şimdi vajen kanserinin tedavisine baktığımızda temel tedavisi radyoterapidir. Teleterapi dediğimiz gerekirse pelvik radyoterapi ile beraber veriyoruz. Cerrahinin yeri son derece sınırlı. Özellikle küratif cerrahi hangi aşamada olabilir? Posterior üste yerleşmiş erken aşamada evre 1'deki bir tümör için biz cerrahi yaparsak fayda görür hastalar. Aynen birinci maddede görüldüğü gibi. Burada da radikal histerektomi, radikal vajinektomi ile beraber pelvik lenf nodu diseksiyonu ile bu aşamada yakalayabilirsek yapabiliyoruz. Onun dışında cerrahinin kullanılabileceği yerler neresi var? Rektovajinal, vezikovajinal gibi fistül olmuşsa, hastalık pelviste sınırlıysa o zaman pelvik egzantrasyon tarzında bir ameliyat yapabiliriz lenf nodu diseksiyonu ile beraber. Veya hastaya radyoterapi verdik. Yine serviks kanseri gibi santral ve pelviste sınırlı bir nüks varsa bunu yine egzantrasyon tarzında bir ameliyat yapabiliriz. Veya bulky lenf nodları varsa pelviste radyoterapi vereceksek zaten vermemiz lazım. Pelvik kontrolü sağlamak için o bulky lenf nodlarını alabiliriz şeklinde böyle kitap sıralamış. Onun dışında ameliyatın çok fazla vajen kanserinde yeri yok. Vajenin malign melanomu önemli, nadir ve öldürücü bir tümördür. Sadece vajen için sınırlı değil, malign melanom genel anlamda böyle bir tümördür. Beyaz kadınlarda sık görülüyor, bunları severler. Ortalama görülme yaşı yine postmenopozal dönemde ve malign melanomu ne yaparsanız yapın 5 yıllık yaşam süresi %10-15'lerde. Daha çok alt anterior vajen duvarının tutulumu önemli, kitap böyle diyor. İnvazyon derinliği önemli bir prognostik kriter.
Tedavisi çoğunlukla radikal histerektomi, radikal ve vajinektomi ve lenf nodu diseksiyonu. Ama böyle agresif bir tedaviden ziyade literatürde yapılan çalışmalarda özellikle lokal eksizyon artı pelvik radyoterapi ile beraber yine bu katastrofik ameliyatı yaptığımızda benzer sağ kalım oranlarının olduğunu söylüyoruz. Vajende adenokanser, normalde vajen bez yapısı içeren bir organ değil. Vajenin salgıları daha çok yukarıdan endometriumdan, serviksten, tubal pasajdan gelmekte. Ama vajende adenokanserler de bulunabilmektedir. Özellikle işte bu 1940'la 70'li yıllar arası kullanılan DES maruziyetine kalan annelerin, kız çocuklarında özellikle erken aşamalarda 17-18 yaşlarda böyle vajinal clear cell karsinomları geliştiği bilinmektedir. Vajende bez yapısına vajinal adenoz istiyoruz. Bu normalde benim bir durum ama bu tablo üzerinden özellikle DES maruziyeti, kitaplar böyle yazıyor, yoksa DES'in artık kullanım alanı yok. Bunların üzerinde vajinal clear cell karsinomlar gelişebilir. Bu önemli olabilir. Vajinal sarkom dediğimiz gibi leiomyosarkom, uteruste olduğu gibi fibrosarkomlar en sık görülür. Çok önemli değil. Tedavileri rezeksiyon. Sadece küçük çocuklarda bunu sever bilim sınavları. Küçük çocuklarda bu sarkoma botryoides dediğimiz rabdomyosarkom, embriyonel rabdomyosarkom görülebiliyor. Özellikle vajende, daha genç hastalarda, servikste ve uteruste bununla karşılaşabiliyoruz. Vajen kanseriyle ilgili hızlıca size söyleyebileceklerim bu aşamada bunlar. Hemen serviksi de anlatıp bitireyim. Serviks kanseri, rahim ağzı kanseri, bakın 3. sırada gördüğümüz, yani işte endometrium kanseri, over kanserinden sonra 3. sıklıkta gördüğümüz bir kanser. Adeta kadınları hayatlarının baharlarında tutuyor. Genelde 30'lu ve 50'li yaşlarda, işte bir modal dağılımı, yani bir 30'lu 35'li yaşlarda pik yapıyor. Bir de böyle 55-60'lı yaşlarda pik vardır. Uzun bir preinvazif kanser süreci vardır. Yani bugünden yarına serviks kanseri olmuyoruz. Dolayısıyla bugün elimizde aşı, simir ve HPV taraması ve bu preinvazif lezyonların etkin tedavisiyle serviks kanseri ile ilgili ölümler azaltılmıştır. Ama şunu unutmamamız lazım. Dünyada da bu rakamlar böyledir. Yani Türkiye'de işte 2018 yılında 2300-2400 civarında bunların yarısı hayatlarını kaybediyor serviks kanserinden dolayı. Dolayısıyla serviks kanseri öldürücü bir kanserdir ve HPV enfeksiyonu bunun birincil nedenidir. Özellikle 16 ve 18 tipleri %70 oranında servikal kanserli olgularda tespit edilmekte. HPV cinsel yolla bulaşan en sık enfeksiyon ajanıdır. Ve cinsel aktif bayanların çoğu 3-4 yıl içerisinde neredeyse %80'lere varan bir HPV pozitifliği vardır bunlarda. Genellikle hani klasik bir laf vardır. Vücut bunu %80-85 oranında, 85-90 oranından kendiliğinden bağışıklık sistemi bunu elemine ediyor. Ama risk gruplarında özellikle %5-15'lik bir oran bu servikal preinvaziv lezyonlara ve servikal kansere doğru bir gidişat içerisine girebiliyor. Risk faktörlerine baktığımızda en önemli risk faktörü HPV enfeksiyonu, tarama programlarına katılmamak, serviks kanseri biliyorsunuz gelişmemiş düşük sosyoekonomik seviyeye sahip ülkelerin kanseri, burada sigara önemli bir risk faktörü, kokların özellikle adenokanserlerle arttırıcı bir özelliklerinin olduğu, erken yaşta cinsel ilişki ilk 16 yaşından önce, her iki cins için çok sayıda seksüel partner, immün süpresyon, karaciğer transı, böbrek transı olan hastalar, ondan sonra multiparite, yine HPV dışında diğer enfeksiyon ajanları da bir kofaktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Histopatolojik tiplerine baktığımızda burada da squamous hücreli kanser ön planda,
adeno kanserler görülebiliyor. Özellikle endoservikal kaynaklı. Bakın çok değişik serviks kanseri tipleri var. Berrak hücreli serös kanser gibi böyle HPV ilişkisiz kanserler de var. Adenoskamöz kanserler olabiliyor. Sarkomları olabiliyor. Malign melanom, nöroendokrin tümör, metastatik serviks kanserleri ki zaten endometrium, uterus, serviks bunlar hep bir organın parçaları. Squamous hücreli kanseri en sık gördüğümüz serviks kanseri tipi. Özellikle %99'unun etiyolojisinde HPV'nin olduğunu biz biliyoruz. Bunun küçük hücreli varyantları tıpkı akciğerdeki küçük hücreli tümör gibi böyle agresif varyantları da olabilir. Veriköz kanser dediğimiz bir durum var. Bu da SCC'nin bir alt tipi. Buschka-Löwenstein'in def kondilomu olarak da daha çok böyle oral kavitelerde de bu tümörle karşılaşabiliyoruz. Adeno kanserler özellikle böyle daha genç yaşlarda endoservikal kanaldan gelişebiliyorlar. İnsidansının günümüzde arttığını söylüyor kitap. HPV 16'dan ziyade daha çok %50 bunlarda HPV 18 ile bunun her cümlesi hem TUS'ta hem yan dalda böyle soru olarak karşımıza gelmiştir. Endoservikal kanaldan geliştiği için bazen okült oluyor, serviksi fıçı şeklinde büyütebiliyor bu kanser. Prognozu tabii ki SCC'den biraz daha kötü. SCC'ye göre radyoterapi serviks kanserinde önemli bir tedavi modalitesi. Daha dirençli, mikroinvaziv aşaması da burada da tıpkı vajen kanseri gibi yok. Bakın burada sigara bir risk faktörü değil diye böyle siyah puntolarla yazmış kitap. Obezite bir risk faktörü. Tedavi öncesi CA-125 yüksekliği prognostik bir faktördür ki bizim günlük pratiğimizde böyle bir şey yok. Yani serviks kanserinde CA-125 düzeyine bakmak. Ovaryen metastaz insidansı daha fazla squamous hücrelere göre %5 oranında. Squamous kanserde %8 oranında. Pozitif peritoneal sitoloji varlığı bile adeno kanserde bağımsız bir kötü prognostik faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitapta bu şekilde belirtiyor. Bir de adenokarsinoma in situ durumu vardı. Bu prekursör bir lezyon, HPV-18 ile ilişkisi ve çoğunlukla altından bir invaziv kanser çıkabiliyor. Eğer ki siz simir ve kolposkopi sonucunda adenokarsinoma in situ tanısı varsa buna ilk yapmamız gereken konizasyon, soğuk konizasyon artı endoservikal küretaj. Hastanın fertilite istemi varsa bu konizasyon çoğu zaman yeterli oluyor. Ama fertilite istemi yoksa adenokarsinoma in situ'nun konizasyondan sonraki tedavisi histerektomidir. Çünkü adenokarsinoma in situ'da cerrahi sınır pozitifliği falan her zaman güvenli değil. Skip lezyonlar, atlayan lezyonlar da yapabiliyorlar. Minimal deviasyonda adenokarsinom diye bir ibare var, bir tümör var. Adenoma malignum da diyor. Kitap aynı şekilde Peutz-Jeghers sendromuyla ilişkili olduğunu ve iyi prognoza sahip bir adeno kanser olduğunu bilsek bizim için yeterli. Yine villoglandüler papiller bir tipi var. Bu daha çok böyle kokla ilişkili. Genç yaşlarda özellikle gebelik de bu tümörü arttırdığı söyleniyor. Villoglandüler tüpü. Endometriyum tipi var. Tıpkı endometriyum kanseri gibi son derece nadir. HPV ile ilişkili berrak hücreli ve serös kanserler de olabiliyor servikste. Bunların tedavileri de benzerdir. Diğer squamous hücreli kanserle ve adeno kanserlerle tedavileri aynı. Nöroendokrin tümörleri olabilir serviksin. Özellikle son derece agresif tanı anında pek çok yere metastaz yapan tümörler vardır. Bunların da yönetimi yine cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi içeren bir multimodal bir yaklaşım var. Bakın serviks kanseri daha çok lokal yayılıyor. Ne yapıyor? Parametriyuma, vajene ve endometriyuma doğru yayılabiliyor. Ana yayılım yolu budur. Lenfatik yayılım çok önemli. Artık 2018 yılında FIGO evrelemesine de girdi. Evre 3C olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın jinekolojik kanserler içerisinde lenfatik tutulum serviks kanserinde önemli. Sırayla tutar serviks kanseri. Yani paraservikal obturatör, internal, eksternal, kameniliyak, paraortiya daha sonra çıkar. Yani buraları tutmadan buraya gelmiyor serviks kanseri. Dolayısıyla lenfatik tutulum serviks kanserinde sırayla olur. İnguinal bölgeleri falan daha geç dönemde olur. Dolayısıyla bunu da sınavlar seviyor. İşte primer yayıldığı lenf nodları daha geç olarak sekonder yayıldığı lenf nodları işte
kameniliyatlar, paraortikler ve inguinal bölge daha geç yayılıyor. Çünkü serviksteki lenfatik yayılımın böyle bir özelliği var. Lokal yayılır dedik. Parametriyel yayılım evre 2B'dir. Çok önemlidir. Vajene yayılabilir. Alt 1 bölü 3 vajeni tutarsa 3A'dır. Üstü tutarsa 2A'dır. Dolayısıyla lokal yayılımı da önemli. Endometriyuma doğru gitmesi evrelemeyi etkilemiyor. Onu bilmekte fayda var. Klinik olarak asemptomatik olabileceği gibi kanamayla karşımıza geliyor. Özellikle postkoital kanama serviks kanseri için bizim için uyarıcı olmalı. Onun dışında özellikle ileri aşamalarda işte böyle çok kötü kokulu et suyu şeklinde akıntılar oluyor. Komşu organlara yayıldığında işte hematüriler, şiddetli pelvik ağrılar, bacak ödemleriyle de ileri aşamalarda serviks kanseri karşımıza çıkabilir. Makroskopik olarak bir spekülümle baktığımızda işte egzofitik, ülseratif ya da infiltratif olabilir. Bazı adenokanserler okült de olabilir, karşımıza çıkabiliyorlar. Eskiden serviks kanserini hala da öyle yapıyoruz. Klinik olarak evreliyoruz, genel anestezi altında muayene ediyoruz. Ama son figo sınıflanmasında artık radyolojik olarak da, cerrahi olarak da serviks kanserini evreleyebiliyoruz. Dolayısıyla hem klinik evre, hem radyolojik evre, hem cerrahi evre. Hangisiyle yaptığımızda evrelemenin yanına o işareti koyuyoruz. Yani radyolojik mi yaptık? Figo diyor ki parantez içinde R yaz yanına. Ya da cerrahi olarak mı evrelendirin? Bunu belirt diye. Hangi yöntemle evrelediysen onu belirtmek lazım. Genel anestezi altında muayene önemli. Gerektiğinde CT, PET-CT, MR gibi tetkiklerle de serviks kanserini evreleyebiliyoruz. Klasifikasyonu böyle. Bunu tek tek size anlatayım. Tabi her organda olduğu gibi evre bir de servikste sınırlı. Serviksi aşıyor. Artık böbreğe ve pelvik kemiklere, evre 4'te de artık uzak organlara doğru gidiyor. Bakın evre 1 serviks kanseri 1A mikroskopik bir aşamadır. Yani gözümüzle görmediğimiz bir kanserle karşı karşıyayız ki evre 1A'nın tanısını daha çok konizasyonla koyuyoruz biz. Evre 1A bir mikroinvazif serviks kanseri diyoruz. Buralarda derin stromal invazyon 3 milim ve altında. 1A2'de stromal invazyon 3 ile 5 milim arasındadır. Bakın 3 milimin altı 1A, 3-5 arası da 1A2 olarak evrelendiriyoruz. Evre 1B'de bakın yeni klasifikasyonun bir şeyi de buraya evre 1B3 eklendi. Burada zaten invazyon derinliği 5 milimin üzerinde oluyor. Evre 1B'de 2 santim ve altında tümör. Evre 1B2'de 2 ile 4 arası, evre 1B3'te de 4 santim ve üzeri tümörleri bu şekilde gruplandırıyoruz. Evre 2'ye baktığımızda üst vajeni tutuyorsa parametriyuma yayılmadan 2A, artık parametriyal evreyi tutuyorsa, parametriyumu tutuyorsa da evre 2B diyoruz. Ki bu bizim için önemli çünkü parametriyum tutulduğu an biraz daha ameliyattan ziyade artık kemoterapiye, radyoterapiye doğru bir gidişatla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla serviks kanseri için kritik bir aşama. Evre 3'te böbreği tutabiliyor, üreteri ve pelvik kemiklere doğru artık ilerleyebiliyor. 3A'ya baktığımızda alt vajene uzanan bir serviks kanseriyle karşıyayız. 3B'ye baktığımızda da daha çok pelvik kemiğe kadar, pelvik yan duvara, üreteri içine alan, hidronefroz, afonksiyonel böbrekle karakterize bir serviks kanseri aşamasına geçmiş oluyoruz. Eskiden lenf nodu tutulumu serviks kanserinde bir evreleme kriteri değildi. Evrede yeri yoktu ama artık 2018 ile beraber lenf nodu da evrelemeye alındı. P3C olarak klasifiye ediyoruz. 3C1'de pelvik lenf nodları sadece tutulmuştur. Paraortik lenf nodları pozitifse de bunu 3C2 olarak klasifiye ediyoruz. Evre 4'te de artık 4A'da mesana rektum tutulumu, 4B'de de uzak organ metastazları var. Bakın evre önemli bir prognostik kriter. Tümörün büyüklüğünden bahsettik. İşte 2 santimin altı, 4 santimin üstü. Yaş, histolojik tipleri yani küçük hücreli ya da nöroendokrin bir tümör daha agresif olabilir. Lenfovasküler tutulum ve en önemlisi bakın sınavlarda çokça karşımıza geliyor. Gerçekten serviks kanserinde lenfatik tutulum varsa o hastayı yaşatmak son derece güç oluyor maalesef. Serviks kanserinin tedavisine baktığımızda aslında radyoterapi bakınız
sağ kalım açısından cerrahiyle aynı. Her aşamada radyoterapinin yeri var serviks kanserinde. Ama biz ne istiyoruz? Bakın komplikasyonlara baktığınızda işte füstüldür, işte vajinal stenozdur, bir sürü böyle radyoterapinin komplikasyonları var. Dolayısıyla biz kanserle uğraşan kişiler olarak daha çok eğer erken aşamada ki bu evre 1 ile 2 arası bir aşamaya tekabül ediyor. Buralarda yakaladığımızda daha çok biz hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, hayat kalitesini biraz daha düzeltmek için cerrahi tercih edebiliyoruz. Ama radyoterapinin her aşamada yeri olduğunu unutmamak lazım. Şimdi tedavisine baktığımızda bu Novak'ın 2019'u. Yani şimdi tabi burada mesela bazen soruyor adam evre 1B 3'e mesela ne demiş? 4 santim üzeri tümör. Genelde de böyledir aslında. Çünkü tümör 4 santim ve üzerine çıktığımızda bunun cerrahi yaparsanız cerrahiden sonra radyoterapi alma şansı yüksek. Dolayısıyla hastaya 2 tane morbidite bindirmiş oluyoruz biz. Burada da ameliyat yapıyoruz ama mesela burada ne demiş? İşte kemo radyasyon en uygun tedavi. Belki sınavlarda hani böyle şeyler olabilir. En uygun tedavi hangisidir diye. Aşama aşama şimdi bunları ben üzerinden geçerek anlatacağım ama daha çok şuraya referans almak lazım. Berek 2021 kitabı. 2000 onkoloji almak lazım. Şimdi karşımıza mesela işte bir yeterli kolposkopimiz var. Smear'de yüksek dereceli bir lezyonumuz var. Biyopsi yaptık. Mikroinvaziv kanserden bahsediyor. Konizasyon yapacağız. Serviksi koni şeklinde çıkartacağız. Burada 5 milimin altında bir invazyon varsa marjin yani cerrahi sınırlar negatifse, ECC negatifse ve stage 1A olarak klasifiye ettiğimizde bunu hastanın fertilite arzusu varsa bu konizasyon yeterli ona. Ama fertilite arzusu yoksa burada basit bir histerektomi stage 1A için yeterli. Radikal histerektomiye gerek yok. Stage 2A yani 3 ile 5 arası bir invazyon geldiğinde yine fertilite arzusu varsa burada daha çok konizasyon ki oraya doğru gidiyoruz. Radikal trakealektomi artı pelvik lenf nodu diseksiyonu veya sadece pelvik sentinel lenf nodu biyopsisi ile fertilite koruyucu cerrahi yapabiliriz. Eğer böyle bir arzusu yoksa da daha çok tip B dediğimiz modifiye aşırı radikalleşmeden radikal histerektomi artı lenf nodu diseksiyonu yapıyoruz. Burada marjin pozitifse, endoservikal kanal pozitifliği varsa ve invaziv kanser varsa konizasyonu tekrarlayabiliriz. Ya da radikal histerektomi lenf nodu diseksiyonu yapabiliriz. Eğer uygunsa radikal trakealektomi ve lenf nodu diseksiyonu da burada fertiliteyi korumak açısından gündeme gelebilir. Evre 1B3, 1A2 ve 2A1, 2A2'nin yönetimine baktığımızda stage 1B3, 1 ile 3 arası bir de 2A1, 2A2'ye baktığımızda daha çok tedavi radikal histerektomi, pelvik lenf adenektomi, işte bazen belki lenf nodları pozitifse eğer bunu görüntülemeyle de tetkik ediyorsak bunları alıp ondan sonra hastayı radyoterapiye gönderebiliriz. Ameliyat ettiğimizde eğer ki nod negatif ve düşük riskliyse yani tümör çapı küçükse, lenfovaskülleri yoksa, stromal invazyonu yoksa bunu takip edebiliyoruz. Lenf nodu tutulumu yoksa takip edebiliriz. Nod negatif işte yüksek burada GOG skoru var. Bunun bir hesaplama sistemi var. Özellikle stromal invazyona göre, tümörün çapına göre, lenfovasküler invazyonuna göre bir hesaplama yapılıyor. Eğer varsa küçük alan pelvik radyoterapi yapabiliriz ameliyattan sonra. Ama multiple lenf nodları pozitifse ki bu serviks kanseri için artık çok kötü bir durum. Burada para aortik de pozitifse özellikle haftalık sisplatinle beraber extended file radyoterapi para aortik bölgeleri de ışınlamamız lazım. Geldik ileri evre dediğimizde ileri evre serviks kanserinin yönetiminde kitap şu tabloyu bize öneriyor. Burada evre 2B ile 4 arasında CT ile MR ile PET scan ile bir görüntüleme taraması yapılmasını öneriyor. Eğer sistemik metastaz varsa zaten palyatif radyoterapi hatta kemoterapi de verilebilir. Eğer
Bu görüntüleme sonucunda belki 2 santimin üzerinde lenf nodları varsa, adneksiyel kitleleri varsa önce bunları çıkartıp daha sonra kemoradyoterapiye gönderelim hastayı. Nod pozitif ama 2 santimin altındaysa hiç çıkartmaya gerek yok. Direktmen extended field yani paraortik bölgeyi de içine alacak bir ışınlamaya gönderelim hastayı. Paraortik nodlar negatifse de sadece pelvik bölgeye yönelik bir ışınlama ve beraber şeyi verebiliriz. Bakın evre bir anın yönetimi belki öğrenciler için önemli olabilir arkadaşlar. Konizasyonla tanısını koyuyoruz. Eğer fertilite arzusu varsa konizasyon bu hasta için yeterli. Fertilite arzusu yoksa da genelde ne yapıyoruz? Basit bir histerektomi ile bunu geçiştiriyoruz. Bunların çoğunu ben o tablolar üzerinden anlattım. Serviks kanseri için bizim özellikle kriterimiz neydi? Evre 2B'ye kadar aslında biz cerrahi daha çok tercih ediyoruz. Tabii dünyada şöyle ekoller var. Yani adam 2B'yi de 3 ayı da 4 ayı da 4B'yi de ameliyat eden ekoller var. Onlar da olabilir kişinin isteğine göre. Radikal trakealektomi dediğimiz bir ameliyat var. Serviksin parametrumla beraber geniş bir şekilde pelvik lenf noduyla beraber çıkartılması bir fertilite koruyucu bir ameliyattır. Öncelikle hastanın fertilite isteği olacak. Tümör erken aşamada olacak evre 1A1'de, 1A2'de ve 2 santim ve altında olan grup radikal trakealektomi için uygun. Lenf nodu tutulumu olmayacak. Tümörün histopatolojik tipi de squamous hücreli kanser, adeno kanser ve adeno squamous kanser olacak ki siz parametrumlarla beraber serviksi alıp pelvik lenf nodu diseksiyonu yapılabilir. Bazen circlage dediğimiz şöyle çepeçevre sütür atanlar da oluyor ama mutlak gerekli bir durum değildir. Serviks kanserinde evre 1A1 dışında ameliyat yapacaksak genelde tip A radikal histerektomi tipleri vardır. Tip A dediğimiz basit histerektomi eski sınıflamaya göre tip B diyoruz. Tip 1 diyorduk. Tip B'den sonra artık ismi radikal histerektomi, modifiye radikal histerektominin karşılığı. Tip C'de de sinir koruyucu radikal histerektomi olarak karşımıza çıkıyoruz. Serviks kanserinde sıkça uyguladığımız bir ameliyat. Buradan tip A'nın basit histerektomi olduğunu, tip C'de de sinir koruyucu bir histerektomi olduğunu bilirsek belki sınavlarda bu bizim işimize yarar. Şimdi bir sürü ameliyat konuştuk ama serviks kanserinde bu tabii kitaba da geçti. 2018 yılında yapılan Ramirez ve arkadaşlarının çalışması. Serviks kanserinde açık cerrahi mi yapalım, kapalı cerrahi mi yapalım? Bu çalışmadan sonra hem sağ kalım süreleri, hem nüks oranları, hem hastalıksız sağ kalım süreleri açık cerrahi lehine sonuçlar ortada. Bu daha sorulmamış kitaba yerleşen bir bilgi. Dolayısıyla laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi pratiğimiz servis kanserinde neredeyse sıfırlanacak bir noktaya gelmek üzere. Servis kanserini artık günümüzde büyük çoğunlukla açık ameliyatla yapıyoruz. Bunu da bilelim. Overleri alalım. Alalım ama adeno kanserlerde alalım. Squamous kanserlerde özellikle hasta gençse 40 yaşın altındaysa overleri almaya gerek yok. Adeno kanserlerde ama ovaryen metastaz oranı %5'leri bulabiliyor arkadaşlar. Gebelik serviks kanseri Ercan Hoca anlatacak ama burada tedavi değişmiyor. Aslında haftası önemli. Burada da kitaplarda 24 hafta lafı var. İşte küçük gebeliklerde yani 20 hafta 24 haftanın altında ise gereğini yapıyorsunuz. Gereğini dediğimiz tedavi şekilliği ama 24 haftanın üzerinde ise bunu takip edip şöyle 32-34. Haftaya kadar getirip ondan sonra sezeryan sırasında aynı ameliyatı yapabiliriz. Radikal histerektominin de radyoterapinin de kendine göre komplikasyonları var. Mesana disfonksiyonları, uzun vadede lenfokist oluşumları, vezikovajinal fistüller bunlar hep bu tarz ameliyatların komplikasyonları. Burası önemli. Erken evre diye siz bir serviks kanserine ameliyat ettiniz. Patoloji önüne geldi. Bakın burada yüksek riskli grup var. Orta riskli grup olarak ayırıyoruz. Buna göre adjuvan olarak kemoradyoterapi mi alacak, sadece kemoterapi mi alacak, işte aşağıya mı radyoterapi alacak bunları belirliyoruz. Yani adjuvanın türünü belirliyoruz. Eğer siz erken evre diye aldığınız bir serviks kanserinde lenfatik metastaz geliyorsa,
parametriyal tutulum geliyorsa ve cerrahi sınır pozitifliği ise bunlar yüksek riskli grup. Hem sağ kalımı açısından hem nüks açısından. Dolayısıyla bunlara adjuvan kemoradyoterapi vermek lazım. Dip stromal invazyon varsa, lenfovasküler alan invazyonu varsa, tümör çapı da 2 santimin üzerindeyse bunlara da orta risk grup deyip genelde bunlara pelvik radyoterapi yeterli oluyor. Her evresinde radyoterapi kullanabiliriz. Bunun da günümüzde aslında radyoterapi sisplatin diye bir haftalık kemoterapi de bu sisplatin de radyoterapinin duyarlılığını arttıran bir ilaç. Daha çok böyle metrekareye 40 miligramdan haftalık sisplatinle beraber kullanıyoruz. Ne o adjuvan kemoterapi, yani ameliyattan önce ya da öncesinden bir kemoterapi verelim. Servis kanserinde çok standart değil. Bunun da bir sürü komplikasyonları var. Bakın demin söyledim. İşte mesane iritasyondan diyareye, bulantı kusmalara kadar, fistüllere kadar radyoterapinin de pek çok komplikasyonu var. En önemli tabii ki evredir. Her tümör için bu böyledir. Lenfatik tutulum serviks kanseri için çok önemlidir. Ve serviks kanseri, bu yine bilim sınavlarında soruyor, daha çok böbrek yetmezliğinden, üremiden hayatlarını kaybediyorlar. Benim serviks kanseriyle ilgili de söyleyeceğim bunlar.